Yeni vlogumuza, evimize hoş geldiniz. Ay çok güzel yere koydum ve ışıl da çok güzel. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Biz iyiyiz. Şöyle buzdolabının içini sileceğim. Yani bu reklama giriyorum. Çünkü benim reklamlık bir durumum da yok. Çok bir reklamım da yok da. Bu bezlerle sileceğim arkadaşlar. Şöyle buzdolabını şöyle yapacağım. Kat kat boşalttım. Üst katı sildim. Kat kat boşalttım. Bunu nasıl sileceğim? Kaldıracağım. Sileceğim. Pardon, sileceğim, içini yerleştireceğim. Sileceğim, içini yerleştireceğim arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Dedim hem temizlik yaparken vlog başlatayım dedim. Şöyle görünüyor mu? Bu arada şey ben şey de yapıyorum. Ne derler ona? Arkadaşlarımın vloglarını izliyorum. Başkalarının vloglarını izlemeyi çok seviyorum. Böyle burada iş yaparken hani bir şeylerin orada konuşması, şey yapması çok hoşuma gidiyor. Bu arada tam soramadım. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah arkadaşlar. Şükür bizler iyiyiz. Sıkıntı yok. Şöyle şunları da sileyim, içeriye yerleştireyim. İçine malzemeleri yerleştireyim. Çok malzeme dolmuş buzdolabında. İşte hafta içi de yoğun oluyorsun. Çalışırken de temizlik yapılmıyor. Ondan dedim. Şimdi tatilde var ya, nasıl olsa tatilde yapayım. Ben bunları sileyim arkadaşlar. Sonra düzenlenmiş hali sizlere gösteririm. Vlogumuz artık başladı. Konuşuruz, sohbet ederiz vlogda. Video açayım. Şimdi şu üstü yerleştirmiştim zaten. Altı yerleştireceğim. Hepsini sırayla çekeceğim, sileceğim, yerleştireceğim. Böyle. Finişleri koyacağım içine de. Böyle koyarken. Buzdolabını sildim. Şöyle. Böyle. Finişleri. Kavanozu koyuyoruz biz genelde. Şöyle. Kızlar da salonu bir dağıttı, bir dağıttı. O yüzden böyle kısa, dar alan gösteriyorum. Ev aşırı dağınık. Gösteremiyorum, kusura bakmayın. Böyle durumlarda dar alan göstermekte yarar vardır. Herhalde öyle yapıyor. YouTuberlar farkındaysanız. Ay hiç gözümün altına bakma. O kadar sıcak ki evin içi. Böyle terledim resmen. Şunu da şöyle kesiyorum arkadaşlar. Bunu da boşaltıyorum. Şimdi tezgahın üstünü boşaltıyoruz bu taraftan. Sonra şimdi bu kaşıklıklar falan var ya. Orayı sileceğim. Ay yani. Şöyle kapağını kapatalım. Tamam arkadaşlar. Bunları hemen yerleştireyim ben. Arkadaşlar biz geçen sene kantaron yağı videosu çekmiştik. Yarım yamana kaldı. Ama şimdi biz bunu süzdük. Çok güzel olmuş değil mi? Bu kesin yani şey, faydalı bir kantaron. İlk defa bu kadar kıpkırmızı bir kantaron yağımız oldu. Ya benim kızım hasta olmuş galiba. Neyin var anneciğim? Doktor? Nesi var? Hayır, doktor değilim, ben anneyim. Ha sen anne misin? Ay anneymiş, pardon. İyi misin? Çok mu hasta oldun? Ha? Bedenim. Sen nesin? Bedenim. Ay şu televizyonu bir kapat, kısalım ya. Sesinden anlamıyor musun dediğini? Sen nesin? Ha? Ayşem anneciğim bir anlatayım, anlat. Gel bakayım anne. Nesi var çocuğunun? Tamam Ayşem kızım, şu video çekeyim Ayşem. Ne oldu, nesi var anne? Nesi var Ceren? Ha kızının. Tamam Ayşem. Açtım. O yeter size. Ceren nesi var kızının? He? Birazcık onu ıslak şey koydum. Islak mendil koydun. Yumuşak olsun diye. Tamam. Nesi var? Ateşi mi çıktı? Ateşi çıkmış. Bunu koydum. Tamam bakalım. İyi hadi bakalım. Geçmiş olsun. Sahibe de koydum. Ya. Bakma öyle. Açacağım birazdan şimdi. Tamam kapatıyorum. Hadi. Arkadaşlar biraz dinlenme molası verdim. Daha doğrusu ben orada dolap sileceğim ya. Orada eşim yağ süzüyor. O yüzden şimdi mola vereyim dedim. Dolap buzdolabı bitti. Pirinçleri yerleştirdim. İşlere devam. Bu biraz ev vlog olacak sizlere. İşte
Kızlar da hasta olmuşlar. Deren hasta olmuş, Ceren anne olmuş. İşte ıslak mendille böyle soğuk uygulama falan yapıyorlar kendilerine. Öyle yani. Ben de şey, sesini kıstıydı, ona kızlar falan. Neyse, açıverdim sesini. Şeyin, televizyonun. Seviyorlar. Bir taraftan televizyon seyretmeyi seviyorlar. Ben de bir 5-10 dakika dinleneceğim. Sonra mutfağa gireceğim tekrar. İyi gidiyor. Fena değil. Camları sileceğim. Zaten ev süpürmesi, klasik ev süpürmesi yapacağım. Bir taraftan çamaşır yıkıyorum. Şu an kurutmada çamaşırlar kurudular. Onları katlayacağım. Koyu renkleri atacağım. Öyle öyle baya baya. 2 günde hallederim herhalde gibi işleri geliyor bana. Cümleyi de tam kuramadım. Kızın nasıl? Çok mu hasta? Çok az. Düşüremedin mi ateşini anneciğim? Peki şimdi ateşini. Düşürdün mü? Düşürdüm. Tamam bakalım. Şimdi arkadaşlar ev işlerine devam. Yani şey yapacaktım ya, buzdolabını sildikten sonra, pirinçleri yerleştirdikten sonra benim kızlar ağlamaya başladılar. O yüzden şey yaptım, kızları uyuttum. Şimdi biraz daha mutfakta minnacık daha iş yapıp şey yapacağım, uyuyacağım. Yarın devam edeceğim. Yani daha doğrusu dolap, o çekmeceleri yapamadım açıkçası. Şöyle un almıştık ya arkadaşlar. Onları şöyle ben şeylerim var, onun içine koyuyorum. Onu koyayım, yerleştireyim. Şey, yarın devam edeceğim temizlik işine. Minnoş minnoş çekerim size de. Yani işte o çekmeceleri bir temizleyebilsem, cam sileceğim arkadaşlar. Bir de çocuklara diyorum, yarın hava güzel olursa öğleden sonra dışarı çıkaralım diyorum. Ama şey, ha doğru. Şimdi yatmadan önce şey yapacağım. Koyu renkleri makineye atalım beraber. Aa, bu o ne ya? Tam burada yanıyormuş. Ay bu ne ya? Aa. Ne yapalım bununla ya? Ay bir de 2 kilo. Ya beyazın değil arkadaşlar. Ay şaka gibi. Ekmek falan yapılır bununla. Eyvah. Ay eyvah ya. Çok ay. Şey değil bu. Bu bizim beyaz şey. Ay ben ne bilemedim ya böyle. Tam buğday onu diyor. Böyle beyaz değil yani. Ondan şaşırdım. Yine de dökeceğim. Ay şaşırdım ya. Ay. Aa. Bildiğin yani şey. Mayalarız artık da. Mayalı ekmek falan yaparız. Başka türlü. Bunda kek yapılır mı acaba? Kek falan hiç yaptınız mı? Kek yapalım mı bunda? Aynı şey tekrar ediyorum ama bir şaşkınlığımda ne yapacağım bilemedim. Bunun içine koymayacağım. Hayatınızda bazı şeyler ters gider ya. Benim hayatımda da öyle oluyor. Ters gidiyor, ters gidiyor, ters gidiyor. Ay diyorum nasıl böyle, hani bayılırım belaya bir hayatım var. Yani böyle, bu da garip oldu. Neyse. Ben yaş maya almıştım ama malzemeler dışarıda. Neyse, dışarısı serin, bir şey olmaz. Yarın devam edeyim temizlik için arkadaşlar. Şimdi şurayı sildim. Ay şaşırdım ya. Evet arkadaşlar, şimdi çamaşırları da atayım. Sonra diyorum uyuyayım diyorum arkadaşlar. Şu kurutmada çamaşırlar var, onlar çıkacak. Onları yarın çıkarıp katlayacağım. Bayağı işim var yarın.
Neyse yavaş yavaş yaparım ya. Gün çok zaten. Şimdi makinenin önüne geldim. Bunları atayım. Şimdi geçen gün arkadaşlar videosu çekmişim. Ay bugünlerde işlerim hiç iyi gitmiyor benim. Her şeyim ters gidiyor. Şey yazmışlar yoruma. AVM vlog demişim yani. Vlog'un AVM'nin ismini söylemeyeyim de. Sonra bana demiş ki senin yüzünden başka bir şey görmedik demişler. Yani sadece senin yüzünü gördük. Hani AVM turu demişim ben videoya. Senin yüzünden başka bir şey görmedik demişler. Şimdi ben de şey yazdım cevaba. Yorum için teşekkür ediyorum dedim. Siz dedim eminim dedim. Videonun tamamını izlememişsinizdir dedim ben. Yani bir tur diyorsam, AVM'yi çekiyorsam ben genelde çekiyorum yani. Yüzümü tamam göstereyim. Ay ne güldüm ya. Ama şey etmiyorum ya, hani yorum sonuçta yorum yani. İzlemiş, izlememiş veya beğenmiş, beğenmemiş yorumunu yazmış. İyi bir şey benim için şu ara. Hani benden aşağı yorum olmadığı sürece hani kötü, küfürlü sıkıntı değil. Şey yapmıyorum. Bazen çok sinirli olduğum zaman ağır cevap yazabiliyorum. Mesela geçen birisi şeyde yazmışlar. Instagram'da yaşadım bunu da. Şimdi böyle akım videolar oluyor ya, onlardan çektik gene. Şey demişler, ölecek zaman çocuk yapmışsınız yazmışlar. Ben de şey yazdım. Biz çok zor çocuk sahibi olduk arkadaşlar. Yani ciddi ciddi çok uğraştım yani. Bayağı bir 14 sene uğraştım yani. Bildiğin uğraştım. Şey dedim, Rabbim dedim, anca dedim hani şey yaptı, verdi dedim. Hani anca verdi gerçekten. Çok uğraştım, çok çabaladık yani. Anca verdi. Dedim ki kimin önce öleceği, kimin sonra olacağı hiç belli olmaz dedim. Rabbim bilir dedim. Aha, sonra şey yapmış, yorumunu silmiş arkadaş. Yani öyle yorumlar yazmayın yani. Hani bana özel değil. Kimseye yazmayın. Ki insanların hani nasıl çocuk sahibi olduğu, ne durumda olduğu, ne yaşadığı, yani bunu siz bilemezsiniz. Öyle ağır yorumlar yapmayın yani. Sonuçta herkesin şeyi farklı yani, nasıl diyeyim, herkes bir şeylerle sınanıyor arkadaşlar, hepimiz sınanıyoruz. İnanın sınanmayan yok şu dünyada. Hani böyle şimdi gençler için, gençlere de söylüyorum, hayat dört dörtlük değil yani. Şu an böyle gençsiniz ama yarın çok böyle havalı havalı geziyorsunuz, havalı havalı dolaşıyorsunuz veya büyüğünüze küçüğünüze işte selam vereyim işte bir, yani şey bir, anladınız mı, bir kenarından geçerken bir selamını verirsin, bir merhaba dersin. Bu kötü bir şey değil. Yani insanlar birbirleriyle kanka olmak zorunda değil ama bir gördüğüne selam verirsin, merhaba dersin. Yani budur yani. Yani havalı. O bir gün o havalar kalmıyor da, o yüzden onu demek istedim. Yorum yazarken de bence şey olmak gerekiyor, usturuplu olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Hayırlısı canım, herkesin kendi şeyi, takdiri. Şimdi ben bunları attım buraya. Şu şey var, onu da getireyim sonra açayım. Çok konuştum gene. Şey almıştım ya, mat almıştım ya, bulaşık matı. Onu da koyayım. İkisini de koymuş olacağım. Orası biraz boş kalır. Onlardan çok memnunum arkadaşlar. Bulaşık matlarından. Nereden almıştım? IKEA'dan mı aldım ben onları, yoksa internetten mi aldım? IKEA'dan aldım herhalde. Çok memnunum. Antalya IKEA'dan aldım. Neyse arkadaşlar, ben onu da getireyim. Makineyi çalıştırayım, sonra uyuyacağım. Yarın görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Şimdi şu dolabı sileceğim ama o kadar midem bulanıyor, o kadar midem bulanıyor ki kendim o kadar kesiyorum. Şu dolapları sileceğim ya. Efendim? Sonra da eşeğe demiş, sonra da bir saate bekliyormuş dedi, sonra da eşeğe sıkacağız dedi. Kim dedi onu? Kayra. Kayra geldi de arkadaşlar. Kızlar da kahvaltı yapacaklar, o yüzden şey etmedik. Ben bir taraftan sileyim, yerleştireyim arkadaşlar. Tripodum olsa takarım, size gösteririm ama zaten silme işi normal. Bezlerle sileceğim gene. Ay çok kötüyüm. O kadar kötüyüm ki böyle kusacağım. Kusacağım öyle. Öyle kötüyüm ya. Ay midem çok bulanıyor. Ay çok kötüyüm. Şöyle mi alsam sizi? Şöyle alayım, olur değil mi? Gene beni çok seyredeceksiniz ama aşağıya mı alsam? Yani şöyle çıkaracağım bunları. Çıkarıp silip yerleştireceğim. Çıkarıp silip yerleştireceğim. Kat kat burayı sileceğim. Burayı silersem içim rahat edecek. Belki fırınları da silerim.
Bunlar uzun zamandır silmek istiyordum ben. Bir türlü silememiştim arkadaşlar. Öyle yani. Sizler ne yapıyorsunuz? İyisiniz inşallah. Ben bugün kediyim. Size kötü şeyler şey yapmayacaktım aslında hiçbir zaman. Hani kötü şeyler, kötü olaylar yayınlamayacağım. Pozitif olmaya çalıştım ama bugün gerçekten sıkıntılıyım. Şöyle arkadaşlar. Ben şöyle yapıyorum. Siz koyar mısınız bilmiyorum dolapların içine. Altına kaymaz koyup üstüne de şortlardan koydum. Yani size bir şeyini göstereyim. Buranın hani pisliğini göstereyim. Dur kamerayı çevireyim göstereyim. Görüyor musunuz? Nasıl kötü. Şimdi ben burayı bir sileyim. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani hiç dışarıdan bu pislik görünmüyor ama. Efendim kızım? Ben gelsin dedim. Ev çok dağınık ama Kayra'yı çağırdım ben. Gelebilirsin dedim. Kendileri bilirler ya. Kendileri karar versinler. Hiç. Gençler bilmiş artık. Şimdi dışarıda sohbet ediyorlar. Şaka gibi ya. Öyle. Neyse ben bunları temizleyeyim, yerleştireyim arkadaşlar. Gösteririm size. Görüyorsunuz. Burayı sildim şimdi. Yerleştirdim. Şimdi şöyle üst katı. Burası biraz karışık. Burayı düzenleyeceğim. Burayı da sileceğim. İşte üst katta da şöyle kavanozlarım var. Orayı düzenleyeceğim. Yani bayağı bir işim var ama bugün şu an yapacağım hepsini. Şöyle kızlarımı göstereyim mi size? Deren kızım burada aşağıda. Oyun oynuyorlar şimdi. Kız çıksanız da sizi göstereyim arkadaşlara. Ay çok önemli. Bak. Deren'in kıyafeti. Bu da Ceren. Ha, babam geldi mi sandınız Kayra gelince? Kayra geldi ama Kayra gitti. Neyse. O şu mutfağını hiç göstermeyeceğim arkadaşlar. Kayra'yı baba sandınız değil mi? Orayı çok göstereyim. Ay çok midem bulanıyor. Kayra gitti gelir ama şey çünkü sizde başka çocuk yok. Bir biz varız. Gelir gibime geliyor. Neyse kızlar. Tamam, sıkıntı anne. Yapmayın anneciğim. Gelir o. Sıcak burası. Suya da sıcak. Neden gelme sıcak burası dediğiniz ya evin içi sıcak burası diyorlar gel diyorlar içeri. Sıcak burası. Dışarı ama soğuk aslında. Dışarısı soğuk. Neyse. Çok soğuk. Evet olsun varsın anneciğim. Salonu bir toplayalım mı kızlar? Kayra gelirse böyle pis eve mi gelsin? Bence hadi bir salonu toplayın belki Kayra gelir. Tamam. Toplayın şu, hadi. Şu. Hadi çocuk odasına toplayın bakayım oyuncakları. Şöyle üstten başlamaya karar verdim arkadaşlar. Şöyle yapmayı düşünüyorum. Şunları hemen boşaltacağım, yıkayacağım, sileceğim, kurulayacağım yani bez getireyim, kurulama bezi getireyim, öyle yapmayı planlıyorum. Üst kattan başlayacağım. Şöyle boşaltalım, hemen şunu yıkayalım, kurayalım, yıkayalım. Hatta şöyle yapalım, dur kızım. Bence bunlara dokunmayın, bunlara dokunmayın, dur kızım. Şunu da koyalım arkadaşlar. İkisini yıkayayım, ikisini de kurulayım. Bence şunları yıkayıp kurulamam lazım. Bunlar da şu aşırı pis kur yıkayayım. Hadi. Kaşını bul. Kaşın nerede? Deren yapma. Deren yapma. Deren. Erol elinden alsın onu. Arkadaşlar buraya videom sonlandırmaya geldim. Mutfak dolaplarını bayağı hallettim. Bir kavanoz kısmı kaldı. Videoyu sonlandıracağım şimdi. Birazcık daha midem sıkıntılı. Biraz gidip dinleneceğim. Sonra o kavanoz kısmını halledeceğim. Baya baya bulanıyor midem. Sonra sonlandırayım. Kısa kısa videolar çekiyorum. Belki bir daha başlatırım. Bir şey var. Home bitkiselden bir ürün almıştım ya. Onu deneyeceğim. Belki bugün denerim. Ama cam sileceğim bugün. Belki çekmem. Yarın çekerim. Öyle yani biz sizden ne istiyoruz arkadaşlar? YouTube kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve videolarımıza yorum yapmanızı istiyoruz arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.